RDT mi, aile dizimi mi? Başlık bu. Bütün hastalıkların şifalanabileceğine inanan birisi olarak bunun nasıl olacağını, hangi yöntemin öncelikle tercih etmemiz gerektiğini ele alacağız. Aile dizimi konusu söz konusu olduğunda arkadaşlar, ben önce bir diyorum, bir durun. Aile dizimi hakkında taşları yerine oturtmak lazım. Bütün rahatsızlıkların altında mutlaka travma, kodlanmış duygular vardır. Sorunsuz çalışan bir otonom sistemimiz varken auramızda muhteşem bir şekilde bizi korur. Ruhumuzla iyi hissettiğimiz zaman, ruhumuzla bütüncelsel olarak iletişimde olduğumuz zaman kendimizi mutlu hissederiz. Rızkı biz hep maddiyat olarak algılıyoruz. Sevgi de rızktır ve çok ihtiyacımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net buyuruyor. Rabbimiz ölüm ve yaşını hariç bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır. Tedavi olunuz. Yani çok net bir ibare, tedavi olunuz. Dolayısıyla biz sebeplere sarılarak şifa peşinde koşacağız. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar, RDT mi, aile dizimi mi? Başlık bu. Tabii biz bunu geniş kapsamlı olarak, bütün hastalıkların şifalanabileceğine inanan birisi olarak, bunun nasıl olacağını, hangi yöntemin öncelikle tercih etmemiz gerektiğini ele alacağız. Ama şöyle söyleyelim. Bugün bütün rahatsızlıkların altında mutlaka ama mutlaka travmalar, duygular, negatif enerjiler vardır. Hatta negatif enerji olmadan telefonun ekranına zarar gelmez, düşürmezsin, arabanı bir yere çarpmazsın. İşte bunlar nasıl oluyor, bunu ele alacağız. Hatta travmalar yaşanmadan işte hiçbir hastalık olmaz. Zahiri sebeplere çok fazla sarılıyoruz hastalıklarla alakalı, bu olmalı, bu olmalı gibi, ama temel nedenini bulursak çözüme ulaşacağız. O yüzden bugün bunu bir iyice ele alalım. Hatta bu konuda belki daha sık yayın yapmak lazım. Çünkü insanların çoğu hakikaten çok ihtiyaç duydukları bir şey olduğuna inanıyorum. Hastalıklara doğru bakışıyla bakarsak, sadece hastalık da demeyelim, hayatımızdaki bütün sorunların altında yatan nedenleri bulup çözmeye odaklanırsak, biiznillah herkes için çok faydalı olacaktır. Bu sebepten değerli arkadaşlar, özellikle muzdarip, hayatında bir şeyler yoluna koymakta zorlanan arkadaşlarınız varsa, bir ihtimal faydası olur Allah'ın izniyle diye inanıyoruz. Canlı yayını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başladık. Çevrenizdeki insanları canlı yayına davet edebilirsiniz. Bugünkü konumuz bütün rahatsızlıkların altındaki duygusal nedenler ve bunun çözüm yollarını konuşacağız. İki temel öğe kullanıyoruz bunun çözümüyle alakalı. Hangisini nerede kullanacağımızı konuşacağız. RDT'yi, radyestezik duygu temizliğini ele alacağız. Hamdolsun bugün ne kadar şükretsem az böyle bir yöntem nasip olduğu için. Öyle bir yöntem ki arkadaşlar, yani aldığımız sonuçlarla her gün binlerce defa gördüğümüz halde her gün yeni hayretlere düşüp mutluluğu böyle dolu dolu yaşadığımız bir yöntem. Yıllardır yaptığım halde, binlerce danışan aldığım halde, yorulmak bilmeden yaptığımız, çünkü işi severek yapıyorsunuz, aşkla yapılan bir yöntem. Şimdi bu yöntemin detaylarını da anlatmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Ve yeni radyestezik aile dizimi, orada da acayip şifalar görmek nasip oldu. Hangisi ne yapılır diye anlatacağız. Şimdi çok çok sorular oluyor. Bir de hatta bugün inşallah arkadaşlar şöyle yapmak istiyorum ben. Katılımcılarımız arasında RDT seansı alıp sonucunu paylaşmak isteyenler olabilir. Canlı yayını almak, sonuçlarını dinlemek isterim. İnşallah Allah nasip ederse. İlk olarak şunu yapmak istiyorum ben. Ne olduğunu, yani hastalıkların sorunlarını, rahatsızlıkların sorunlarının ne olduğunu, nasıl çözüleceğini bir anlatmak istiyorum müsaadenizle. Kafamızda iyice bir şekillensin. Sonra çözüm yollarını ele alacağız. Ve yine dediğim gibi oldukça hızlıca katılımlar devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Değerli arkadaşlar, canlı yayını paylaşabilirsiniz. İhtiyacı olup kimin olduğunu düşünüyorsanız paylaşınız inşallah. Niyet ettik umuma fayda olmayan. Travmayı bilmek hastalığımızı geçmek için elbette yeterli değil. O travmanın temizlenmesi gerekiyor. İşte bugün onu konuşacağız. Önce travmaları bulmak, ne yapıyoruz, travmalar bizi neden hasta ediyor? Bunu iyice bir anlayalım. Sonra da travmaları çözme yollarını konuşacağız. İnşallah. Çok tekrar yaşıyorum. Mesela her sene belirli aylar çok kötü geçiyor. Nedendir? Cevap verelim. Şimdi önemli. Bütün travmalar, yani özür dilerim, bütün rahatsızlıkların altında mutlaka travma, kodlanmış duygular vardır. Şimdi dönemsel de olabilir bu. Nasıl olabilir? Şimdi mesela bir bahar aylarına girerken atıyorum, bir tedirginlik yaşadınız. Sizi çok tedirgin eden bir şey oldu. Ve o aylara da o ayların işte zamansal olarak, mevsimsel olarak soğukluğu ya da işte o aydaki polenler sizde aynı anda kodlanmışsa, her sene o mevsime geldiğinizde o kod o tetikleyicilerle tetiklenir ve aynı rahatsızlığı yaşarsınız.
Ve bütün bu travmalar temizlendiğinde kurtulacaksınızdır Allah'ın izniyle. Mesela bir örnek anlatayım. Benim yeğenimin başına gelen bir şey. Her sene bahar aylarında polen alerjisi tutuyor. Yani hakikaten ağız burun böyle yamuluyordu. Dedim ki bir şeyden tedirgin olmuş olman lazım. Çünkü tedirginlik duygusu olmadan şey olmaz. Yani bir alerjiden bahsedilemez. Yok dedi olmadım falan düşünüyor. Sonra bir an aklına geldi. Hakikaten küçük yaşlarda böyle ilkokul, ortaokul biz yazları yani okul kapanmasıyla birlikte tarlaya giderdik. Tarlada çalışmayı da hiç sevmiyor yani. Rahatsız oluyor. Tarlaya gitmekten huzursuz oluyor tarlaya gideceğim diye. Hakikaten huzursuzluk duygusu da kodlamış. Onları çalıştık alerji kalmadı. Yani anlatabiliyor muyum? Mutlaka bir travma vardır. Eğer çalışma yapıldı o gitmemişse, sıkıntı ortadan kalkmamışsa bunun da bir tek anlamı vardır. Başka travmalar vardır hala. Çünkü sadece bir travmayla kodlanmıyor bazen olaylar. Maalesef bazen bir seansta bütün travmaları temizlemek mümkün olamayabiliyor. Keşke o kadar her şey kolay olsa ama şifayı veren Rabbim ona zaman murad ederse oluyor. Biz sebeplere sarılmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi tabii çok soru sorulacak. Sorulara direkt şimdi cevaplar vermek yerine sizden bir şey rica edeceğim. Bakın kapsamlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Kapsamlı bir şekilde sizlere nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arada soru cevaplamaya girdiğimde otomatik olarak dağılıyoruz. Siz de dağılıyorsunuz. En güzeli ricam sizden elinden geldiği kadar faydalı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Her şeyi anlatmaya gayret edeceğim. Yaklaşık bir saat kadar planlıyoruz canlı yayını. Akabinde inşallah zaten anlayacaksınızdır neyin neden olduğunu. Çözümü de Allah'ın izniyle kolay elimizden gelen her şeyi aktarmaya çalışacağız, tamam mı? Sürekli sorular, hastalıklar sorunca burada hastalıkların cevabını verince şifa olmuyor. Nedenlerini anlayalım. Evet değerli arkadaşlar, yavaş yavaş şimdi ilerliyoruz. Dediğim gibi yeni başladık. Canlı yayını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Özellikle rahatsızlıkları olan, şifa derdine düşen, içinde sıkıntılar olan, zihinsel, duygusal, ruhsal, fiziksel hiç fark etmez. Ne sorun yaşanıyorsa sebeplerini ele almaya başlıyoruz şimdi. Değerli arkadaşlar, hazırsanız sizden ricam. Şu arkaya yaslanın. Böyle karşılıklı ben sizi göremiyorum. Siz beni görüyorsunuz şu an ama ben sizi görüyormuş gibi inşallah. Kalp gözüyle de görmek nasip olur inşallah diyelim. Sizi görüyormuş gibi elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. İlk maddemiz şu. Neden hastalanırız? Neden sağlık sorunları yaşarız? Veya neden bereket sorunları yaşarız? Neden olur bütün bunlar? Değerli arkadaşlar, hepsinin bir sebebi var. Şimdi bilgisayar olarak düşününüz. Bir bilgisayara ne yazılım yüklediyseniz çıktılar o yazılımla olur. Mesela telefonunuzda bir uygulama yoksa o uygulamaya yönelik bir şey yapamıyorsunuz değil mi? Şimdi bizim bilgisayarlarımız çok iyi çalışıyorlarsa, bu çalıştığımız arkadaşlar sorunsuz çalışıyorlarsa gayet iyi işimize gidiyor. Biz de öyleyiz aslında, sorunsuz çalışması üzere programlanmış. Ama bilgisayarlarımıza bir virüs bulaşıyor. Şimdi bulaşan virüs sebebiyle arızalar veriyor. Bazen hatta bilgisayarı tamamen kilitleyebiliyor değil mi? İşte bizi de aynı şekilde virüs bulaşmazsa arkadaşlar, virüsten kastım bu korona gibi virüsler değil. Yani bilgisayar virüsü gibi yazılıma bulaşan virüslerden bahsediyorum. Bulaşmazsa bize hiçbir şey olmaz. Neden olmaz anlamaya çalışalım öncelikle. Bizde otonom sistem diye bir yazılımımız var. Otonom sistem. Acayip bir yazılım. Bizde her şeyi bizi hayatta tutmak, korumak için Rabbimizin lütfu bir yazılım. Örnekler verelim. Ne yapıyor mesela bu otonom sistem? Şimdi akşam yemek yediniz değil mi? Oturdunuz şimdi dinliyorsunuz karşılıklı. Midenizde faaliyetler var. Kim yönetiyor onu? Mesela midendekileri sindirebilmek için hangi enzimden ne kadar miktarda salgılanacak? O esnada pankreas ne miktarda işte insülin salgılayacak aslında. Bütün bunları kim ayarlıyor? Ya da kalbin atıyor şu anda dinliyorsun. Sakin sakin kalbin atıyor. Atmaya devam ediyor. Ben yönetmiyorum kalbin atışı değil mi? Sen de yönetmiyorsun. Kim yönetiyor? İhtiyaç duyduğunda kabzın hızlanıyor. Nefesin hızlanıyor. İhtiyaç duyduğunda yavaşlıyor ama sen bunları hiç düşünmüyorsun. Otomatik oluyor değil mi? Değerli arkadaşlar, bir düşünelim şimdi. Bütün bunları yöneten bir şey varken, yani bende değil sorumluluk, tamam mı? Burada ve bu yazılım otonom sistem bunu yönetiyorsa, otonom sistem yapıyorsa bu işi, peki biz niye sorun yaşıyoruz? Bakın benim nabzımı koruyor. Hatta beni her şeyden korur. Burada da örnekler verelim nasıl korur diye. Düşme tehlikesi atlatmışsınızdır muhtemelen. Hani düşerken böyle acayip hareketler yaparız. Kendimizi kurtarırız ya. Kendimizi kurtarırken yaptığımız bu hareketleri düşünerek mi yaptık?
Ya en çok sevdiğim örneklerden biri şeydir. Masanın kenarında duruyorsun. Kenardan bardak düşüyor. Tüp yakalıyorsun bardağı. Ne refleks ama veriyorsun. Bir soru sorayım. Şimdi bunu yaşayanlarımız vardır. Bardağı yakalayayım mı diye düşündün mü? Düşünmeden çoğu zaman yapıyorsun. Sonra hava atmak kalıyor bize sadece bilinçle. Aslında onu bilinçle yapmıyoruz. Bardak düşüp zarar vermesine otomatik yaptığımız eylemler. Veya bakınız bunu en iyi anlatan örneklerden bir tanesi budur. Sabahleyin perdeyi açarsın böyle. Perdeyi açtığında güneş ışığı girer sabahleyin. Güneşin ilk ışınları. Sen karanlık odada yatıyorsun. Uyandın. Karanlıktasın. Gözlerin merceği küçük. Çok özür arkadaşlar. Sesi kapatmayı unutmuşuz galiba. Gözlerin merceği küçük. O ışık o anda gelse, şey büyük, karanlıkta görmek için özür dilerim. Göz bebeklerin büyük. Karanlıkta görmek için ona alışmış. O anda güneş ışığı gözlerine gelse kör eder. Ama sen daha perdeyi atarken, perdeyi açmaya gelirken göz bebeklerin küçüldü. Farkında mıydın küçüldüğünü? Kim karar verdi be göz bebeklerinin küçülmesine? Veya bakın daha da ileriye götürelim. Yeni yaşamışsınızdır. Merdivenlerden iniyorsun. Bu örneği çok seviyorum. Şimdi 20 santimlik merdivenler hesaplanmış. Tık 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 iniyorsun. Fakat merdivenlerden bir tanesi 21 santim yapılmış. Olur ya şaka işte. Müteahhitlerimiz belki de. Denk geliyor görüyorsunuz. Şimdi sen merdivenlerden inerken böyle tık tık ritmik inerken o fazla uzun olan merdivene geldiğinde ayağın bir anda böyle boşluğa düşüyormuş gibi senin gücün çektiğini hissedersin. Ya da düz yolda yürürken de olur. Ayağın boşluğa geldiğinde seni bir güç çeker. Ne çekti? Kim çekti? Niye çekildin? Çünkü daha sen ilk basamağa bastığın anda otonom sistem hesaplıyor. Merdiven 20 santim. 20 santimde bir değdiğin sürece sorun yok. Ama 20 santim ayağın geçti. Ayağın yere değmeyince dur diyor. Uçuruma düşüyoruz herhalde. Seni kurtarıyor. Bak otonom sistem inanılmaz bir şey. Bizi her şeyden koruyor. Bu otonom sisteminin dışa yansımasına biz aura diyoruz. Sorunsuz çalışan bir otonom sistemimiz varken auramız da muhteşem bir şekilde bizi korur. Auramız çok iyi olduğunda bakın çok değerlidir bu. Ne kadar güçlü auraya sahipsen o kadar saygı duyulursun. Karşılanırsın. Auran büyükse senden önde gider ve insanlar seni karşılarlar. Auran sönükse yaşamışsınızdır. Yanında biri olur çarparsın ona. Bu da nereden çıktı ya dersin. Hani bu kim? Hakikaten görmeyebilirsiniz. İşte bu aura ile alakalı mevzu. Çok önemlidir. Auranın güçlü olması, büyük olması yine otonom sistemin çok iyi çalışmasının neticesinde oluşur. Otonom sistem peki nasıl oluyor? Bakınız şu an yine bir kavram daha bahsetmek istiyorum. Mutluluk kavramını da anlamamız lazım. Bugün topluma soruyorsun, mutluluk nedir? Bir şeye sahip olmak üzerine kurulu mutluluk arayışları var. Hani Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya, diyor ki mutluluk içimizde. İşte gittik oraya gittik buraya gittik en son diyor bir guruya gittik $400 para verdik girdik içeriye. Adam dedi ki diyor mutluluk içinizde o kadar yol ben içimde mi getirdim? Evet kapıda $400 verdik KDV'si de içinde. Hakikaten içimizde mutluluk ama biz o mutluluğu ulaşamıyoruz içimizde olduğu halde. Bizim gerçek mutluluk kaynağımız arkadaşlar ruhumuzdur bunu unutmayınız. Nereden anlıyoruz? Delillendirerek konuşalım her şeyi. Dikkat ediniz çocuklar. Mutlu olmak için bir şeye ihtiyaç duymazlar. Onlar hep mutludurlar. Düşer kalkar bir sorun yaşar. Lakin sonrasında bakarsın mutluluğuna kaldığı yerden devam eder. İnsanoğluysa mutluluğuna ulaşamayan, mutlu olmak için sürekli bir şeyler arayıp duran halde yetişkinler. Çocuklarsa hep mutlu. Bizim temel mutluluk kaynağımız değerli arkadaşlar ruhumuz. Ruhumuzla iyi hissettiğimiz zaman, ruhumuzla bütüncelsel olarak iletişimde olduğumuz zaman kendimizi mutlu hissederiz. Sevgili arkadaşlar, bunu şöyle de anlayabiliriz. Bakınız, iç huzur diye bir şey var. Biz aslında mutluluğu tanımda zorlanıyoruz. İç huzur. İç huzurun nasıl olur? Aslında ruhuna hitap eden şeylerin seni huzura doğru götürdüğünü çok rahat anlayabilirsin. Nefsine hitap eden şeylerin ise mutluymuş gibi gösterip ama sonuçta en sonunda kendini kötü hissettiğini deneyimlemişizdir hepimiz hayatımızda. Bu arada arkadaşlar, sağ elimle içiyorum. Yayında oluyor çünkü bazen arkadaşlar haklı olarak sorular. Ya hocam o kadar hani bahsediyorsun sol elinle içiyorsun falan diye. Kameralarda ters gözüküyor arkadaşlar tamam mı? Sağ elinle içiyorum yani siz de yapabilirsiniz yansımasını. Tam ters gözüküyor. Hasılı kelam sevgili arkadaşlar. Herhalde bu aura, otonom sistem ve ruh kavramını biraz daha açayım. İyice anlaşılır olsun. Çünkü ne kadar iyi anlarsan hevesin şifaya ulaşmanın o kadar kolaylaşıyor. Çünkü doğru adımlar atmaya başlayacaksın hayatında Allah'ın izniyle.
Bakınız, ruhumuzla bedenimizin arasına bazı enerjiler girdiği için o enerjiler sebebiyle ruhla iletişimimiz koptuğundan mutluluğu hissedemiyoruz ve ruhla iletişimi kopan hücreler hastalanıyor. Normal şartlarda bakın ruh bedenden çıktığı anında ölüyoruz ve çok hızlı bir çürüme başlıyor vücutta. Bizim temel yaşamımız, enerji kaynağımız ruhumuz. Ruh bedende olduğu halde bütün vücut, bütün hücrelerim o ruhtan ihtiyacı olan enerji alamıyorsa, lokal sorunlar varsa işte o bölgelerde hastalıklar, sorunlar olmaya başlıyor. Otonom sistemde asıl enerjisini ruhtan aldığı için, çünkü otonom sistemin yazılımı anne karnında 120. günde ruh üflendiği zaman başladı. Ruhun üflenmesiyle başlıyor hayat. Ondan önce bir et parçası. Ruh üflendi, hayat başladı, otonom sistem de devreye girdi. Her şey çok iyi. Lakin ruhumuzun tanımadığı duygular var. Cennette olmayan duygular. Öfke, kızgınlık, kırgınlık, üzüntü, yalnızlık, çaresizlik, kin, nefret, haset. Bu duygular cennette yok. Ve ruh cennete namzettir arkadaşlar. Cennetten geldik, yemin edebilirsin. Memleketim cennet diyebilirsin. Adem babamız cennetten çıkmadı mı? Yani insanın memleketi babasının memleketi değil midir? Cennetten memleketimiz desek yanlış olmaz. İnşallah geri dönmek nasip olur. Önemli mevzu da bu. Ruhumuz şimdi bu duyguları tanımıyor. Bu duygular ruha ait olmayan, ruhun bilmediği duygular. Lakin yeryüzünde sınav sebebi, Rabbimizin koyduğu sınav sebebi bu duygularla muhatap olmaya başlıyoruz. Muhatap olduğumuz bu duygular ruhla beden arasına girdiğinde bu kötü enerjileri ruh tanımadığı için otonom sistem de tanımıyor. Bakın otonom sistem bizi her şeyden korur. Demin anlattım. Her gün milyonlarca mikrop saldırıyor ama hiçbir şey olmuyor. Hatta korona döneminde biliyorsunuz hepimizin canlı canlı yaşadık. Pandemi bitti herhalde değil mi pandemi? Biz gündem etmedik pandemi. Çünkü şunu hep söyledim ben bütün arkadaşlarıma. Koronavirüs herkese geldi. Gelmediği kimse yok aslında. Fakat bazıları hastanelik oldu. Bazıları hayatını kaybetti. Bazıları ayakta geçirdi. Bazılarına da şey dedik. Semptomsuz geçirdi. Hiçbir şey. Yani korona bakıyorsun testte pozitif. Ama hiç değilmiş gibi hayatını yaşıyor. Farkı ne? Aynı virüs. Farkı şu. Üzüntü, keder gibi duygular şu bölgeye yerleşir. Üzüntü, keder, acı. Böyle bir duygu varsa burası otonom sistem tarafından tanınmadığından dolayı akciğerler, boğaz, bu bölge bizim için savunmasız kalır. Ve virüs savunmasız alanda kendine yer bulur, hastanelik eder. Hatta öldürür bile. Ama böyle bir duygum yok. Gayet iyi hissediyorsam kendimi. Burayı otonom sistem savunduğu sürece koronavirüs hiçbir şey yapamaz. Gelir, virüs pozitif çıkar ama hastalandıramaz seni. İşte bizi böyle her şeyden korurken böyle duygular gelince ya da mesela öfkelenirsen örnek vereyim. Öfke tepe noktasında ya da midede hissedilir. Bir şeylere sürekli kızgınlık, öfke yaşıyorsan başının üst kısmında sorunlar. Kafanı bir yerlere çarpıyorsan çok öfkelisindir mesela. Sık sık öfkeleniyorsundur. Dışa vurmasan bile içinde yaşıyorsundur o duyguyu. Ya da mide sorunları. Yapılan bir şeyi hazmedemezsin. O duygu gelir direkt mideye yerleşir. Daha sonra mide asitik bir ortam biliyorsunuz. O yüzden çok hızlı oluyor. Otonom sistem mideyi korumadığında mide asitik ortam karışır. Fazla asitik ortam oluşur ve maalesef işte mide yanmaları, ekşimeler birçok sorun yaşarız. Otonom sistem orayı tekrar koruma altına alır almaz da düzen gelir, iyileşme gelir, şifa gelir. Şimdi herhalde burayı anlatabildik. Hastalanmamızın şimdi bereketle de alakalı konuşalım. Sadece rahatsızlıklar değil. Bütün hastalıklar, istisnasız bütün hastalıkların altında mutlaka travma olduğuna inanıyorum. Mutlaka. Bir travma, bir duygu, bir negatif enerji mutlaka vardır. Aksini düşünmüyorum arkadaşlar. Binlerce seans yaptım, her defasında gördüm. Mesela bazı örnek vereyim. Bir danışanımız bel fıtığından şikayetle gelmişti. Şimdi bel fıtığı niye oldu, ne zaman oldu diyor soruyoruz. Çünkü ona sebep travma yapmıyoruz. O bölge, bel bölgesi kaygı kaynaklı sorunlardan, özellikle maddi kaygılar, gelecek kaygılarından sıkıntı oluşur. O bölge zayıflar. Dedi ki çimento torbası kaldırdım. Ne iş yapıyorsun? İnşaatta çalışıyorum. Yani çimento torbası kaç bin tane kaldırdın? Çok, binlerce defa kaldırmışımdır. Diyelim ki 3000 defa kaldırdın çimento torbasını. 3000 çimento torbasının günahı yoktu. 3001. seni bel fıtığı yaptı. Şimdi bütün suç çimento torbasında. Yani senin hep kaldırdığın bir şey, alışık olduğun, bildiğin bir şey. İşte boşluğumuza geldi. İşte niye boşluğuna geldi? Belin daha önceden yaşadığın bir maddi kaygı ya da gelecekle alakalı bir kaygı olmayıp zayıflamasaydı eğer o çimento torbası yine standart bir kaldırma olup seni bel fıtığı yapmayacaktı. İlk başta kabul edemiyorlar ama mesela hakikaten de bu arkadaşımızın sonradan itiraf ediyor. Genelde çünkü ilk başta kabul etmekte zorlanıyorlar bazen danışanlarımız bu durumu. Maddi kaygılar yaşadığını, o duyguları çalıştık. Hakikaten yürüyerek gitti, yürüyemezken bel fıtığından dolayı. Bunun gibi örneklerini defalarca görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bir tane arkadaşımız
Sağlık çalışanıydı hatta. Hastanede çalışıyor, nöbette yoğun. Allah kolaylık versin. Sağlık çalışanlarımızın işi hakikaten kolay değil. Hem insanla uğraşıyorsun hem yoğun mesaide çalışıyorsun. Zor. Allah hepsine kolaylık versin. Başımız üstünde yerleri var. Bütün sağlık çalışanlarımızın zor meslek yapıyorlar. Bu arkadaşımızın da yüzünde çok sivilce var. Şimdi bir sürü şey kullanmış ama sivilceler sürekli ve çok rahatsız oluyor bayan bir arkadaşımız. Dedim ki bundan öfke patlaması. Neye öfkelendin? Yani bir şeyden öfkelenmemiş olsan bu vurmaz. Çünkü öfke karaciğere vurur. Karaciğerdeki sorunların da yansıması olarak cildinde sürekli sivilceler çıkıyor. Yok dedi, öfkelenmedim. Ya surattan beri öfkelendi. İnsanlar bazen hakikaten biliyoruz ki kolay değil. Niye alışmamışız? Biz başka sebepler arıyoruz. Yediklerimizden kaynaklandığını zannediyoruz. Aynı şeyi yiyen herkeste niye çıkmıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani niye sivilce çıkmıyor? Aynı şeyleri yiyen herkeste. İşte benim metabolizmamda sorun var falan. Evet, yani metabolizmada sorun olması sebebi içerideki duyguların kodları, öfkelenmiş olmak. İşte çok öfkeleniyordu. Hakikaten başladık. İlk başta kabul etmiyordu. Seansa bir başladık. Öyle öfkeler geliyor ki gözüne, iş yerinde, eşyada bir sürü sıkıntı. Seans bittiğinde yüzü, sivilcelerin büyük çoğunluğu sönmüştü. Bu kadar da hızlı. Otonom sistem çok hızlı yenilenme sağlar sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmak istiyorum ben. Tamam, burayı anladık ya. Konuşmaya devam etmeden önce belki daha iyi anlaşılır. Şimdi Zen Grup Aktif Yaşam Kulübü sayfasında RDT seansı almış. Sonucunu paylaşmak isteyen arkadaşlarım varsa yayın alacağım. Şimdi ben tabii kimler var burada yayın isteyenlerden falan. Arkadaşlar tanımadıklarım oluyor, bilemiyorum. Bakın kusura bakmayın, daha önce de oldu. Hiç tanımıyoruz, hiçbir şey yapmamış. Sırf canlı yayına girmek isteyenler de olabiliyor. Kimler var burada? RDT seansı almış. Sonucunu paylaşmak isteyen arkadaşım varsa, şu an tanıdığım mesela katılımcılardan isimler görüyorum ama bana istek gönderirlerse arkadaşlar, RDT seansı almış, sonucunu paylaşmak isteyen arkadaşlarımızdan inşallah canlı yayın isteği gönderenlerden birilerinin yayını almak istiyorum. Kim varsa inşallah arkadaşlar. Bunu da olduğunda biraz sonra alalım, istek gönderen arkadaşlarımız içinden. Evet Fatma, burada istek gönderirseniz Fatma Hanım, katılmak isterseniz kabul edeyim inşallah. Yani canlı yayın katılma isteği Zen Grup Aktif Yaşam Kulübü sayfasında şu an canlı yayına katılmak isteyen, sonucunu paylaşmak isteyen arkadaşım varsa alabilirim. Şimdi bütün hastalıkların yine tek tek sebeplerini soruyorsunuz ya, hocalarım da görüyorum cevaplamaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, ilk anlamamız gereken şey şu. Vücudumuzdaki hastalıklar, zihinsel, ruhsal, kendini kötü hissettiğimiz hastalıkların hepsinin temel nedeni yaşadığımız travmalarla kodlar. Bizler içinde bulunduğumuz olayları içinde bulunduğumuz duygularla kodluyoruz. Bunun da ispatını yapalım. Çünkü bazen bunu anlamakta da zorlanabiliyoruz. Modern tıp böyle demiyor çünkü. Bakınız, çocukluğumuzdan beri neler hatırlıyorsunuz? Neler hatırlıyorsunuz? Şimdi düşündünüz, çocukluğunuzdan beri hatırladığınız şeylere bir bakın, hepsinin altında duygu vardır. Mesela bütün hayatını böyle öylesine şey yapamazsınız, detaylar şey hatırlamazsınız. Hatırladığınız şeylere baktığınızda hepsinin altında duygu olduğunu görürsünüz. İşte acaba arkadaşlar, düşünmemiz gereken şey bu. İşte o kodlarken duygu diye enerjiyi kullanıyoruz. Bir travmayla kodlanmışlık mutlaka vardır. Beynimizde de kodlu olmayan bir şey bizde sorunu yol açmaz. İyi kodlama da yaparız. Güzel duygularla güzel kodlar yapıyoruz. Kötü duygularla kötü kodlar yapıyoruz. Hatta bu kodlama düşünce şekillerimizi bile etkiliyor. Mesela sürekli korku, kaygı kodladım. Bir süre sonra her şeyi kaygılandırırsın, her şey bana zarar verecekmiş gibi düşüncelerin de öyle olur. Ve düşüncelerle bunu ispatlamaya başlarsın. Evet, şurada bir istek. Ya niye ben yapamıyorum bunu, göremiyorum isteği, anlamadım. İsteği gör diye tık var katılanları. İnşallah göreceğim. Şimdi vallahi bir arkadaşımı tıkladım. Tıklayabildim mi bilmiyorum. Canlı yayın isteği gitti mi? Gel katılacak mı? Evet. Ahmet Sözde katıldı. Ahmet merhaba abi. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi en güzeli bu canlı birkaç arkadaşımdan da. Bu arada Ahmet'ten sonra birkaç arkadaşımı da almak istiyorum inşallah. Reddit uzmanı arkadaşlarım da, siz de danışanlarınızı yönlendirebilirsiniz katılmak isteyenler olursa inşallah. Ahmet çok kısaca dinleyelim. Reddit'e sen de ne yaptı, sonuç, yani sebep-sonuç ilişkiler hakkında kısaca paylaşırsın arkadaşlarımla dinliyorlar. Diğer Instagram sayfaları, sadece ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bir tanesini alabiliyorum. Şu an 4 Instagram kanalında yayındayız. Ahmet buyur abi.
İyi akşamlar diliyorum tekrardan. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun. Ben eşimin sonucunu paylaşayım. Eşim hemşire. Boynunda bir ağrı vardı. 3 gün ilaç kullandı. Direniyor bu arada reddeteye. Artık bu reddete bana iş yapar mı? Neyse bir seans ayarla yapayım dedi. Seans sonrasında bir de şey dedi. Artık midem delinecek içtiğim ilaçlardan kaynaklı dedi. Artık bir alayım. Boynunu çeviremiyordu. Yattığı yerden kalkamıyordu. Seans sonrasında artık çok rahat etmişti. İlaçları bıraktı. Benim de şöyle bir sonucum var. Ayrıca reddete uzmanı olduk ondan sonra çok şükür. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Benim de sağ burnum sürekli tıkanıyordu. İşte nefes koçuyuz ama hala tıkanırdı. Bir anne karnı travmasında çıktı. Komşumuz vardı bir engelli. Ben 29 yaşına kadar da engellilere dokunamadım bu arada. Bağlıyordu. Meğer annem onu görünce çok rahatsız oluyormuş. Onu dövermiş engelli kızını. Bu da benim göbek edemdi. Travmam bu çıktı. O günden beri de sağ burnum açık. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum Ahmet. Güzel haberdi. Artık daha dengede olacağız bunun açısı. Evet. İnşallah. Güzel, iyi akşamlar Ahmetciğim. Allah İyi razı olsun. akşamlar. Kolay gelsin. Bir bakayım. Katılma isteği gönderir misiniz? Fatma'nı gördüm danışanlarımızdan. Fatma İren. Evet. Ahmetciğim çarpıya basınca çıkar. Teşekkürler. Tamam, basmaya çalışıyorum. Sağ köşede çarpı olmalı. Hayırlı akşamlar. Fatma Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar hocam, nasılsınız? Çok şükür biz iyiyiz. Sen de iyisin inşallah ablacığım. Özledik vallahi, ben de iyiyim çok şükür. Allah razı olsun. Dinleyelim mi sizi de? Şimdi herkese böyle bir iki cümleyle söz vermek istiyorum. Deneyimli yaşamış arkadaşlarımızdan kim varsa. Size de denk geldi. Plansız. Buyurun. Hocam ya bel fıtığından çok ızdırabım var. İnanılmaz ağrım var. Ne yapacağım ben? Hemen reddete alacaksın Fatma abla. Hemen. Tamam mı? Yapman gereken şey yok. Çünkü bel fıtığı maddi kaygılardan kaynaklanır. Bir de tabii duruş bozukluğu var. Biz bağ kesmede gösteriyoruz ya. Şimdi hemen bağ kesme pozisyonunu yap. Yarın hastane arkadaşlarıyla reddeteyle bir izinler. Bel fıtığı genellikle tek seansta hallediyor. Birçok defa bunu gördük. Hani ben bazen seans sayısı veriyorum diye kızıyorlar ama tecrübe ettiğimiz şeyler var. Reddeteyle bir izinler düzenir. Fatma abacığım. Sen de Nasıl alacağım peki sizden? Ben de daha önce hatırladınız mı beni? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Çok önce, pandemi öncesi tanışmıştık. Hatırlıyorum. Zaten isim tanıdık geldi, tıkladım. Sağ olun. Yapman gereken şey burada katıldığın Instagram canlı yayın kanalına yaz. Oradan hastane arkadaşın seansını ayarlar inşallah. Tamam mı? Geçmiş Tamam olsun. hocam. Allah'a Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a olasın. Başka Tamam. bakayım. Çarpıya bakıp çıkabilir. Başka katılma isteği olan var. Göremiyorum. İsteklerde de bir evet. Arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. İsteyen olursa alabilirim yayına. Canlı yayına katılma isteği gönderen arkadaşlarımız olursa katılmak isteyenlerin içerisinde canlı yayına alabilirim. Ben reddede seansı aldım. Deneyimi paylaşmak istiyorum diyen arkadaşlarım olursa. Burada şey geliyor. İsteği gör geliyor. Tıklıyorum göremiyorum isteği ama. Şimdi biz de tabii biraz arkadaşlar teknolojiyi bizim yaş 47 yeni nesil kadar çok adapte olmakta zorlanıyoruz bazen. Ha burada mesela gördüm şimdi bir isim çıktı. Rukiye Kendir. Bilmiyorum kabul edelim. Tevafuk istek göndermişse. Ya bilmiyorum ya. Evet. Rukiye Hanım inşallah kabul edebildim mi bilmiyorum ki. Evet kabul et diyorum ama etmiyor. Şurada Zen Grup Aktif'te bir Meryem Hanım var. Ona kabul et dedim. İnşallah bakayım Meryem Hanım kabul edebiliyorsa. Arkadaşlar etmeye çalışıyorum bir anda. Bazı hikayeler gelsin. Dinlemek isteyenler olabilir. Yok gitti geldi. Ha diğer account'ta şu anda Zen Grup Reddit'e aktifte Meryem Hanım katıldı galiba. Onu görmüştüm ama geri düştü. Teknolojik sorunlar yaşıyoruz. Vardır bir hayır diyelim bundan inşallah. Şuradan Zen Grup Aktif Yaşam Kulübü'nden isterseniz arkadaşlar buradan daha rahat yardımcı olabilirim. Zehra Hanım'ı gördüm şimdi canlı yayın isteyen, katılım isteği olan. Rukiye Hanım katılamıyor diye bilgi geldi. Zehra Hanım'a katılması için şey yaptım. Ha geldi. Zehra Hanım katıldı galiba. Zehra Hanım merhabalar. Hayırlı akşamlar. Duyabiliyor musunuz? Vardır bir hayır. Bunda da bugün demek ki böyle bir nasip meselesi. Zehra Hanım bağlantınız yavaş galiba.
Evet. Çarpıya basarsanız maalesef sesiniz gelmiyor Zehra Hanım. Bağlantınız tam bağlanamadı herhalde. Çarpıya kapı basarsanız inşallah. Nasip biraz sonra olursa yine arkadaşlarımızdan isteriz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa inşallah. Şimdi ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hastalıkların hepsinin altında mutlaka ama mutlaka travmalar olduğunu anladık inşallah. Travma olmadan bir hastalık olmaz. Bereketle alakalı sorunlar yaşıyorsak o da genellikle şundan kaynaklanıyor. Enerjisel olarak işte babamızdan ihtiyacımız olan enerjiyi alamazsak ya da bize gelen bakın yediğimiz içtiğimiz şeyler enerjileri bize bulaşır ve bizim frekansımız düşürüyorsa hayatta her manada frekansımız düşer. Bereket sorunları da yaşarız. Zamanımızın da bereketi gider, paramızın da bereketi gider. Ne demek frekansın düşmesi? Mesela haram olan her şeyi frekansı düşürür. Çok nettir bu. Dolayısıyla yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Sıla-i rahim mesela anne baba ile ilişkiyi kesmek bizim onlardan almamız gereken enerjiyi alamadığımız için frekansımızı düşürür ve yine maalesef bu da hayatta bereket sorunlarını, maddi sorunları daha çok sık yaşamaya sebep olabilir. Bereket sadece bu arada maddiyat değildir aslında. Yani rızkı biz hep maddiyat olarak algılıyoruz. Sevgi de rızıktır ve çok ihtiyacımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize diyor ya Ayşe senin sevginle beni rızıklandıran Rabbime hamdolsun diyor. Düşünebiliyor musunuz? Rızk çok güzel bir şey. İnsanın her türlü rızkını Rabbimiz veriyor. Ama onun önündeki engeller de yine bizim işte sıla-i rahim, babayla alakalı travmalar buna sebep olabiliyor. Ya da atalardan gelen, şimdi biraz da aile dizimine de gireceğim. Atalardan gelen sorunlar da mutlaka bir kodlama oluyor. Beyindeki bu kodlamalara sebep olan enerjilerin temeli duygulardır. Yaşadığımız üzüntü, korku, kaygı, yalnızlık, çaresizlik, endişe gibi duygulardır. Diğer bir sebebi bu travmayı biz yaşamamış olabiliriz. Yaşadığımız travmanın kaynağı atalarımızdan geliyor olabilir arkadaşlar. Geçmişte atalarımızdan birisi güçlü bir travma yaşamış. O yaşadığı travmanın duygusu sadece beynine kodlanmakla kalmamış. DNA'sına da kodlanmışsa işte o DNA ile taşınıp gelip 7 göbek sonra bile sorunlara neden olabiliyor. Ve yine kodlamaya sebep olan travmaların kaynağı habis varlıklar dediğimiz işte yani metafizik etkiler diyelim. İşte nazar gibi, büyü gibi metafizik etkilerle gelen enerjilerle de kodlar yazılıp sorunlara yol açabiliyor. Bütün bu enerjiler temizlendiğinde ise vücut çok hızlı bir şekilde kendini tamamen şifalandırabiliyor. Aslında biliyorsunuz ilaçlar da değildir asıl şifayı oluşturan. Şifayı oluşturan vücudun kendisi, otonom sistem bir bölgeyi sahiplendiğinde o bölgenin iyi olması için her şeyi yapıyor. Ama otonom sistemde eğer bir yeri sahiplenmiyorsa da orada maalesef iyileşme olmuyor. Hatta sorun büyüyebiliyor. İşte arkadaşlar bunun çözümüne gelelim şimdi. Anladık. Önce şunu kabul edeceğiz tamam mı? Bütün sorunların altında mutlaka travma vardır. Tek tek soruyorsunuz şuna olur mu, şuna reddete olur mu falan diye. Reddeteyle ben her şeyi çalışırım. Bugüne kadar hemen her konuda çalışabiliyoruz diye başladık. Şifa veren Rabbimdir diye ne ediyoruz? Başlıyoruz çalışmaya. Reddeteyle öyle sonuçlar gördük arkadaşlar. Yani evini yıllardır evini satamayıp evini satan bir oldu. Enerjisi olarak dengeye geldiğinizde siz doğru frekanslı olduğunuzda her şey düzelir Allah'ın izniyle. Hayallerini başarmak için reddete yaptığınız danışanlarımız oldu. Anne karnında yaşadığı travmalar. Mesela annesinin karnında biraz önce de Ahmet kardeşim dediği gibi. Yani sağ burun yıllarca tıkalı nedenini bilmiyorum. Hatta sağ burun eril enerjiyle alakalıdır normalde. Ama annesinin karnındayken annesinin bakın yaptığı bir yaşadığı bir travmatik olayın etkisiyle oradaki aldığı enerjide sağ burun tıkanmış. O çözülünce bütün sağ burun çözüldü. Örnekler bunun gibi çok arkadaşlar. Yani canlı canlı defalarca yaşıyoruz. Hatta bakın ne kadar etkili olduğunu söylemek istiyorum dedenin. Hatta bir seansta olmuştu. Bir danışanımız da 3 seansta ulaştık. Safra kesesi taş dolu, çamur dolu. Korkular, sabit düşünceler, bırakmak istemediklerimiz safra kesesinde taş olur. Özellikle korku duygusu. Korkuları çalıştık. Safra kesesinde organ temizliği de yapabiliyorsunuz etkili. Onları da çalıştık. Tertemiz oldu ve hakikaten hiçbir şey kalmadı. Normal hayatını yaşıyor. Bunun gibi danışanlarımız nasıl olur diyoruz. Taş nasıl oradan gider? Nasıl oluşuyor taş orada? Yani oluşmasının altında duygu var. Çünkü otonom sistem o bölgeyi yapmayınca oradan süzlenler süzleniyor. O bölge savunmasız kalıyor. Tıkanmaya başlıyor. Oradaki işler iyi gitmiyor ruhla beslenince. Fakat otonom sistem orayı alınca orası kanlanmaya başlıyor. Bakın şu mantıkla belki daha rahat anlaşılabilir. Bir bölgeye iyi çalışması istiyorsak oraya kan gitmesi lazım. Şimdi biz birine kızdığımız zaman kasılıyoruz değil mi? Korktuğumuz zaman. Yani vücudumuzda kasılmalar oluyor. Bir duygu kodlu kaldığında bir bölgede kas kasılı kalıyor. Kasılı kalan kasın olduğu bölgeye ya da sonrasına yeterli kan gitmez. Kan gitmeyince oksijen gitmez, besin gitmez. Orada ödem olur, iltihap olur, hastalıklar başlar.
O kasılma gidip rahatladığında, otonom sistem sayesinde oraya kan gittiğinde, orada ne yapılması gerekiyorsa gerekli bütün maddeler kanla taşınıyor, oksijen kanla taşınıyor, oradaki şifa faaliyetleri kanla oluyor ve şifa gerçekleşiyor. Ve bu oldukça da hızlı oluyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey işte bu tıkanıklıkları, vücuttaki kasılmaya sebep olan duygusal kodları temizlemek. Bakın mesela bir hikaye çok hoşuma da gider. Bir ablamız bir gün bir arkadaşını getirmişti. Arkadaşı seans alacak. Yanında dedi ki ya gerçekten benim bir kulunçlarım var. Dedim birilerine çok kızmış olman lazım. Sırttaki kulunçlar kızmaktan olur. Yok dedi ben kızmam kimseye. Hakikaten o kadar naif ki böyle. Diyorsun ki kızma. Sonra biraz değiştiğimizde reddedenin güzelliklerinden biri de budur. Detayları bulma şansımız var. Mesela kişinin hatırlamadığı travmaları seans esnasında bulma şansımız var. Girdik. Çalışma yaptık kadında daha sonra. İkna oldu hatırlayınca bazı kızgınlıklarını. Süper. 3 hafta sonra arkadaşlar bizim nefes çalışmalarımızın son dersinde deneyimleri dinliyoruz. O zaman canlı ders. Geldi anlattığı şey aynen şöyle. Ben dedi yıllardır dedi kulaçlarımı çektim. Hamama giderim, saunaya giderim. Her türlü masaj dedi çıkarım. Tekrar ağlar. Hani 10 dakika rahat diyor tekrar. Yıllardır diyor. En ufak rüzgara giremem. Yok gel aldı. Yok pencere açık işte. Ceyran yaptı falan. Hayatım böyle geçti dedi. 3 hafta oldu dedi. 3 hafta. 3 haftadır hiçbir şey yok sırtımda kulunç. Hatta dedi evde dedi denedim temizlik yaptım her an cebe bana bitsin de, demedi diyor. Çünkü kızgınlık duygusu gittiğinde kasılmalar gider ve rahatlarız. Şimdi bu kasılmaları çözmek için en temel yöntemimiz herkese diyoruz ki RDT'dir. Niye inanıyorum RDT'ye? Arkadaşlar binlerce sonuç aldık. Fakat tabii bazı sorular var. Şimdi RDT ile ilgili bazı soruları ben kendim sorayım, kendim cevaplayayım. Aynı zamanda soru cevap gibi olmuş olsun, zaman da kazanmış oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar, RDT nasıl çalışıyor? Yani ne iş yapıyorsun RDT'de? Bunu çok soruyorlar bize. Sevgili arkadaşlar, kainatta hep bir enerjisel akış vardır. Hep bir. Sende de var enerjisel. Tepe çakrandan kök çakrana sürekli bir enerji akışı var. Hepimizde var. Bu Rabbimizin tecelli etmesiyle alakalı bir şey. Rabbimiz tecelli bıraksa hepimiz yok oluruz. Ve bu enerji akışları, hepimiz enerji formuysa bu enerji akışları zaten var, devam ediyor hepimizde. Bizim yaşadığımız negatif duygular, negatif kodlar direnç oluşturuyor. İşte ruhla bedenin arasına giriyor ve bu enerji akışlarında da sorunlar oluşuyor. Standart bir enerji akışı olmayınca değerli arkadaşlar, işte bazı bölgelere dediğimiz gibi kan dolaşımı, kasılmalar, birçok sorunlar oluşuyor. Biz bu akışı hızlandırmaya çalışıyoruz. Bunun için dışarıdan bir enerji göndermiyoruz. Çok güzel haber. RDT'de dışarıdan enerji yok. Ne kadar güzel bir şey bu biliyor musunuz? Çünkü dışarıdan gelen enerji ne karışıyor acaba diye şüphelerimiz olabilir. Haklı da şüpheler. Dışarıdan bir enerji göndermiyor. Kişinin sadece kendindeki enerjinin aktif olması. Peki nasıl aktif oluyor? Arkadaşlar hakikaten böyledir biliyorsunuz. Ben şimdi RDT yaparken kendi akışım hızlandığında otomatik olarak karşımda odaklandığım kişinin de kendi akışı hızlanıyor. Yani bu çok basit bir mantıkla kolaylıkla yapılabiliyor. Akış hızlandıktan sonra ise belli komutlarla bu RDT uzmanlığı arkadaşlar işte ya EFT gibi öğrenilebilen bir şey değil. 6 ay boyunca deli gibi çalışıyoruz. Yüzlerce uygulama yapıyoruz. O kıvama geliyorsun, ödevleri. Yani RDT uzmanı olmak biraz meşakkatli. Kendi akışınla başkasının akışına vesile olabilecek kıvama gelmek gerekiyor. Tamam. RDT uzmanlarımızın yönettiği bir seans. Bazen çünkü danışanlar geliyor. Şimdi seans boyunca gözü kapalı olması lazım. Tamam, gözü kapalı açıyor. Ne yapıyor acaba? Yani anlaşılabilecek bir şey olsa sorun yok. İki gözü açtığında sen seansları gör. Yani biz gözünü kapatma istememizin sebebi gizli bir şey olduğundan değil. Sana sebep olan geçmiş travmaları beyin görsün. Güncel görüntülerle uğraşmasın diye. Gözü kapattın. Travmalar akmaya başlar. Hakikaten birçok danışanımız şöyle der. Aa gerçekten buymuş benim sorunumun sebebi. Daha önce düşünerek aklına gelemeyecek bile. İşte biraz önce mesela Ahmet nasıl hatırlayacak annesinin karnındaki yaşadığı, annesinin yaşadığı sıkıntıyı. Bu ama beyinde kodlu. Çünkü anne karnında 120. günde ruh üflendikten itibaren beyinde kodlama başlıyor. Kodlu. Ve hepsini rahatlıkla görebiliyorsun işte. Ve o sifa, o akışla, o negatif enerji. Kodlamayı neyle yapıyorduk? Duygularla yapıyorduk. Duygu enerjisiyle ya da nazar enerjisi ya da habis, metafizik enerjiler ya da atalardan gelen bir enerji, DNA'da taşınmış. O enerji, o akışla vücuttan temizlendiğinde otomatik olarak o kod gidiyor. Hiç yaşanmamış gibi. O kodun kasılmada anında çok hızlıca şifalanmaya başlıyor. Ve tabii birçok an temizlemek mümkün ÖDT'de. Yaklaşık 1,5 saat bizim ÖDT seanslarımız. Ama biz bir seansla bitirmek için ciddi meşakkatle çalışıyoruz. Bütün hocalarım da aynı şekilde. Kefil oluyorum hepsine. Ben eğittim. Hepsiyle birlikte acayip güzel çalışmalar yaptık. Yani her birinden Allah razı olsun. 2 saati bile geçiyorlar bazen. Bitirebilir miyiz de. Lakin her zaman bir seansla bitirmek mümkün değil. Çünkü insanoğlu öyle şeyler yaşıyor ki arkadaşlar. Mesela atıyorum diyabeti var kişinin. Diyabet dişil enerji kaynaklı sorunlardır. Özellikle anneyle travmalara bakarsın. Ya bir kişi diyabet olmuş, anne travmaları varsa anneyle bir tane travma olmaz ki.
Yani 40 yaşına gelmiş bir adam. 40 sene boyunca anneyle. Belki her anneyi gördüğünde aynı travmayı kodladı. Yüzlerce kod var. Şimdi bütün hepsini bir seansla temizleyebilmek mümkün mü? Keşke olsa. Bazen çok hızlı, belki hayatta çok rahat konfora gelebilecek kıvama gelebilir bir seansta. Ama işte diyabet gibi anne kaynaklı. Çok travma vardı. Ama panik atak gibi, mesela panik atak ölüm korkusundan kaynaklanır. Bir kaza geçirmiştir, depremde kalmıştır, an bellidir ya da birkaç tane an. Onlar kolaylıkla temizlenir ve çok hızlı şifalaşmak mümkün olabilir. Fakat bazı panik atak vakalarında da görüyorsunuz metafizik etkiler var. Metafizik etkiler de bir enerji. Onlar da enerjiyle kodlama sebep oldukları için bu da reddedilebilir, temizlenebiliyor. Bunda çok örneklerini gördük. Ama duruma göre, kişiye göre bazen birçok seans yapmak gerekebiliyor. Ama hamdolsun şunu çok inanıyorum ki Allah'ıma şükürler olsun. Reddedilebilir her şeyin çözülebileceğine inanmıyorum. Ama şifayı veren mutlaka Rabbim. Rabbim şifa vermezse ne reddedilebilir ne yaparsak yapalım. Doğru mu? Allah'tan isteyeceğiz. Nefsime pay çıkartmaktan Rabbime sığınırım. Bütün hocalarıma da bu duayı şiddetle tavsiye ediyorum. Nefsimize pay çıkartmayacağız. Çünkü hakikatte nefsimiz kendine pay çıkartırsa ahiretimizde sıkıntı olur. Çünkü nefsi değil, ruh. Gerçek şifanın kaynağını asla unutmayacağız. Gerçek rızkın kaynağını, her şey mülk Allah'ın. Sevgili dostlar, peki 1,5 saat çalıştık. Ne yapalım? İşte bazen oluyor, arkadaşlarımız geliyor. Öyle sonuçlar var ki büyük bir aşkla anlatıyorlar. Değişmiş bambaşka hayatlar. Gurur duyuyoruz. Bunu daha önce videolarını da çektik. YouTube'a da yükledik. İzleyebilirsiniz. RDT videolarında sonuçları paylaşan arkadaşlarımız var. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki 2 seans aldım. Hala sorunum devam ediyor. Bunun net bir şekilde ifade etmek istiyorum burada. Bunun bir tek sebebi vardır. RDT'de çalışılan travmalar bir daha gelmez. Başka travmalar vardır. Maalesef temizleyemiyor. Ya da şöyle oluyor, bakın bunu da yaşadık biz. Danışan arkadaşımız ilk başta kabul etmiyor, gömmüş. Üzerinde çok duygu var. Üzerindekileri temizleyip asıl duyguya ulaşmak bile zaman alabiliyor asıl travmaya. Çünkü RDT'de biz tek travma yönlendirme yapmıyoruz. Kendiliğinden gelmesini, detaylı bir temizlik olmasını istiyoruz. Şu örnek belki daha anlaşılır olabilir. Hatta bakın, travma konusu deyince hakikaten bazen görsel örnek vermek gerekiyor. Anlatmaya çalışayım. Bunu ne olur iyi anlıyorum. Çünkü şifa peşinde koşan bütün arkadaşlarım şifanın nasıl geleceğini anlamakta zorlandıklarında hakikaten ümitleri kırılıyor. Kimsenin ümidi kırılmasın. Herkes net bir şekilde anlama gayret etsin. Bakın şu hayatını. Hayatımızda dalgalanmalar olur hep. Böyle yaşarız. Gördüğünüz gibi hayat dalgalanırken bir yer karıştı, iz kaldı. Gördünüz mü? İşte buna travma diyoruz. Travma iz bırakan şeydir. Veya başka ülkesin bir travma daha yaşarsın. Bak 2 tane travman oldu. Şimdi normalde birçok travma temizleme yöntemi vardır. Bu travmaları genelde şöyle yapar. Şöyle duruyor ya, bakınız. Şöyle. Bunu açtığında travma bitti zannedilir. Ama bakın izi var. İzi duruyor. Gördünüz mü? Şimdi bu iz durduğu sürece bunun üzerine potansiyeli vardır. Başka travma daha olur. Başka travma daha olur. Sonra bakın bir sürü travması oldu. İzler duruyor ama hayat devam ediyor. Birçoğumuz böyle devam ediyoruz yaşamaya. Fakat bu travmalar biriktikçe bunların negatif enerjileri belli bölgelerde kan dolaşımında sorun olunca vücudumuzda sıkıntılara sebep oluyor. Hatta bazı kişiler şöyle. Bize geldiğinde böyle. Şimdi böyle gelmiş birisine bir seansta düzeltebiliriz demek. Yani öyle ki travmalar demek ki güzel. Bunu ne yapıyorsun ilk seansta? Şöyle yapıyorsun. İncitmeden, dökmeden, kırmadan bir açmaya çalışıyorsun. Şimdi açtın. Burada hayat biraz seviyordu ama düzeldi sorunlar. Düzelmedi. Şimdi önce açacaksın. Bazen 2 sene sürdü bunu açma. Sonra başlıyorsun bir kenardan düzeltmeyi. Görüyor musunuz? RDT'de bu izleri silmek dahi mümkün. O kadar güçlü bir yöntemden bahsediyorum. Yani binlerce danışanımızla hamdolsun harika sonuçlar aldık. Ve elhamdülillah arkasındayız. Bütün hocalarım inanılmaz emek harcıyorlar. Ve tekrar hale getirmek mümkün. Tabii böyle bir travmasıyla buluşup olmuş birinin travmalarının aynı süre sürmesi mümkün mü? Değil. Ama insan onu hakikaten anlıyorum. Onu da çok anlıyorum. Mesela bir danışanım hikaye anlatmak şimdi aklıma geldi. Seans aldı. Bakın seansa nasıl biliyor musunuz? Arabadan giriyor. Şimdi karşımda yani açtım, görüntülü online yapacağız. Görüntülü görüşme. Arabada biri böyle şöyle duruyor karşımda. Yani biraz böyle ciddiyetsiz görünce dedim ki herhalde bizi çok ciddiye almıyor. Neyse dedim, ben görevimi yapayım. İnsan bozuluyor ama ilk başta. Dedim ki nasıl yardımcı olabilirim? Ben de dedi çark falan böyle. Dedi ki ben dedi hoca çok seans aldım. Yüzlerce dedi işte hipnoz yaptırdım, aile dizimi açtırdım, EFT yaptırdım, işte kafama çok vurdular. Ya o kadar çok şey sayıyor ki birçok şey yaptırdım. Bir de bakalım seni deneyelim. Dene bakalım dedik, yani ne yapabilirsek onu yaparız.
Birkaç tane travmadan bahsetti. Böyle bir sürü travma anlatıyor ama bir tanesi onu çok kurcalıyor. Anladık. Dedik buna bir odaklanalım. Kenardan başlayalım çözmeye. Seansı yaptık. Ertesi gün arkadaşlar randevu sisteme bakıyorum. 10 tane seans almış. Aynı kişi. Tabii ikinci seans yaparken dedim ki yani dün yaptık. Dünkü konuları çalışmayız. Abi dedi dün konular değil. İlk kez dedi bugüne kadar ilk kez seans sonrası çalıştığımız konular benim için bir şey ifade etmiyor. Ama dedi bende malzeme çok. 10 seans aldım ki anca yaparız. Benim dedi vaktim var ve dedi hepsini hayatımı sıfırlamak istiyor. Hakikaten anca bambaşka birisi oldu sonra. Çok fazla travmaları vardı. Korkuları var, kaygıları var. Hastanenin önünden geçerken hastalanacağım diye korkan birisi düşünün. Yani hayat o kadar kilitlenmiş ama her birini hamdolsun. 10 seansta değil. Genelde 6. seansta çok iyi bir yere ulaştık. Son 4 seans, fantezi seansı. Abi daha ne yapabiliriz? İşte her şey daha sonra aurayı güçlendirelim'e döndü. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Allah'ın izniyle Reddit'e ilk kez çalışmıyorsunuz. Peki, Reddit'e bu kadar güçlü. Şimdi geliyorum konuya. Bugünkü konumuz şuydu. Reddit'e bu kadar güçlü. Neden aile dizimine ihtiyaç var? Radyestezik aile dizimi açıyoruz. Burada bir açılım da yapmak lazım. Aile dizimi konusu söz konusu olduğunda arkadaşlar ben önce bir diyorum bir durun. Aile dizimi hakkında taşları yerine oturtmak lazım. Yıllarca ben eğitimini de aldım bu aile dizimin. Psikologlarda da çalıştım. Aile dizimi dünyada ilk çıktığında psikologlar diyorlar ki böyle saçmalık olmaz. Şimdi de diyorlar ki bunu sadece psikologlar yapsın. Yani işte dünya bu hale geliyor. Aile diziminin çok güçlü olduğu konusunda yani güçlü bir terapi yöntemi olduğu konusunda şek şüphe yok. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Ama sakıncaları var mı? Evet. Bakınız arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Evet diyorum ben olduğu gibi konuşuyorum. Geçen de bir yayın yaptık. Yayın esnasında işte dedik ki diziyi izlemiyorum ben. Bu zeytin dalı mıydı? Zeytin ağacı mıydı? Zeytin ağacıydı herhalde. Zeytin ağacı dizisini birinci bölüm izledim. Kimse dedim izlemeyiniz. Yani sıkıntılı şeyler var dizinin içerisinde. Ailezim onunla popüler oldu. Millet şifa peşinde koşuyor ama yani burada sorunlar var. Mesela aile dizimi esnasında doğru alan açılması, alanın temizlenmesi. Mesela birçok yerde gittim. Ben bizim yaptığımız gibi kimse aile dizimi açarken alanı temizlemiyor. Direkt açıyor. Alanda ne varsa karışabilir böyle bir durumda. Alan temizliği biz mutlaka alan temiz yaparız radyestezik aile dizimi açarken. O yüzden bunu diyoruz. Açarken de kapatırken de tertemiz olur. İkincisi insanlar enerjiler açığa çıkar. Mutlaka enerjiler gelir aile dizimi açıldığında. Ama onları şifalandırmak için bir profesyonellik gerekiyor. Ortaya çıkan negatif enerjileri temizleyip göndermek. Bütün herkes kötü enerjiler, herkese ait olduğu yere gitsin. Kişi durulsun değil mi? Bütün sisteme yayılsın diye. Bunu nasıl yapacak konusunda muğlaklar var. Bazıları şöyle söylüyor. İşte içine ruh geldi. Ruh gelmez. Arkadaş ruh geldi demek şirktir. Ruhlar kabz edilmiştir. Hani bu net bir kaide. Ruh gelmez. Ruh çağırma diye bir şey yok. Gelen şeytandır. Şimdi siz buna böyle derseniz başka sorun alırsınız. Ya da işte mesela şimdi geleceğini yaratıyorsun. Yaratmak Allah'a mahsustur. Söylenler hakikaten çok önemli. Aile dizimi açtıracağız, şifa bulacağız derken dinden imandan olmamak lazım. Ama bir durumda da çok ihtiyaç oluyor. Burayı iyi anlatabilirim inşallah. Neden ihtiyaç oluyor? Şimdi bakıyorsun danışanların sorunlarına yani hakikaten travmayı bulamıyorsun normal hayatta ve belli geçmişte bir şeyler var. Yani geçmiş atalarında sorunlar olmuş. Şimdi reddetele de gidilebilir geçmiş atalarına. Reddete çalışması yaptığında da işte dedesinde de gidebiliyorsun ama bir kanal. Aile dizimi esnasında aile bireylerinin hepsinin üzerinden akışla hepsine seyahat edebilecek enerjilerin temizlemesi mümkün. Ve bunu da radyestezide yapıyoruz. Evet orada da çok etkili bir yöntem. İşte hapis bir şeyler aile yapıldığında, geçmişten gelen metafizik etkiler olduğunda aile dizimine daha hızlı sonuca ulaşılabiliyor. Ama önce bütün arkadaşlarıma tavsiyem benim. Aile dizimi peşinden koşmayı bir bıraksak keşke. Aile dizimi açan birisi profesyonel radyestezik aile dizimi açıyorum. Yani randevularım var hala dolu hatta aylar sonrasında yazılmış. Ama bütün hocalarım da aynı şeyi söylüyorum. Bir aile dizimi peşinden koşmayı bir bıraksak. Çünkü bakıyorum ben birçok kişi sırf meraktan aile dizimi açtırmadı. Sadece merak ediyor ya da çok basit reddeteli çözebilecek şeyler için aile diziminde koşuyor. Arkadaşlar hatta şunu söyleyeyim. Aile dizimi genel bir aile üzerindeki temizliktir. Spesifik hastalıklarımız varsa bakın kendimize ağrılarımız, sızlarımız spesifik biliyoruz. Biz hastalığımız varsa reddete çok daha etkilidir. Çünkü detay temizlik yaparsın reddete. Görürsün, incelersin, uyarır. Yani çok daha güçlü bir temizlik yaparsın reddete. Ama aile bireylerine sirayet etmiş, geçmişten gelmediğim bir şeyler varsa orada radyestezik aile dizimi açmak. Buna da bırakırız. Neye radyestezik aile dizimi açılması gerektiğini hocalarımız karar verir. Yani benim tavsiyem önce reddete ile çalışmak arkadaşlar herkese. Çünkü yani hakikaten bu işin de ruhsu var. Gerçekten öyle bir hal aldı ki şu an. Samimiyetimle söylüyorum. Aile dizimi sırası bekleyen insanlar ama gerçekten mesela aile dizimi açılması gerekenler var ama herkes talep etmiş. Şu anda bir sıra bekliyoruz. Yok. RDT ile şifa olabilecek birçok şey için aile dizimi bekliyoruz. Hiç gerek yok. RDT'nin fiyat olarak da daha uygun. Kolaylıkla şifalara ulaşılabilir sevgili arkadaşlar.
Tavsiyem öncelikle çünkü bütün ağrılarda ya da mesela zihinsel olarak da duygularda çoğunu her şeyi reddetmeye çalışabiliyoruz. Aile zemin ne zaman lazım olduğuna reddet esnasında görürse, ihtiyaç duyarsa hocamız yönlendirir. Kimse. Yani böyle bakarsak çok daha iyi olacaktır sevgili arkadaşlar. Rabbim inşallah şifa bekleyen herkese şifasını nasip etsin. Aile dizimi yanlış demiyoruz. Bakın şu örneği vermek istiyorum tekrar. Önemli bir mevzu bu. Her seferinde söylerim. Elektrikli biliyorsunuz. Şimdi bizim evde ocak elektrikli. Elektrikli ocakla yemek pişirir hanım bize. Allah razı olsun. Ama elektrikle yemek pişirirken adamı da pişirebilirsin. Öldürebilirsin bile. Şimdi kabahat elektriğe mi suçlayacağız? Her şeyin bir oluş şekli var. Sadece şu kafada kalıyor aile dizimiyle de alakalı. Gündemdeki sorulardan ben esinlenerek gidiyorum şimdi. Diyor ki hocam geçmişte diyor dedelerimizin, ninelerimizin işlediği günah vebali bize değil. Günah vebali bize değil. Net bir kaydedir. Herkes kendi eliyle işlediklerinin, eliyle diliyle işlediklerinin kendi günahının hesabını verir. Başkasının işlediği bir günahın, cürümün hesabını Rabbim bize sormayacak. Biz neden yapıyoruz böyle biliyor musunuz? Hemen istiyoruz ki başımıza dünyada gelenlerin ceza olduğunu söylüyoruz. Başımıza dünyada gelenler ceza değildir. O zaman eğer dünyamıza gelenler ceza olsaydı Resulullah ceza mı aldı? Resulullah'ın yaşadığı zorluklar hangimiz yaşadık? Evlatlarını kendi eliyle toprağa koydu. Bir sürü sıkıntı yaşadı. Resulullah'ın yaşadığı sıkıntılara katlanabilir miyiz? Bir düşünün. Ceza mı aldı Resulullah? Sınav var sınav. Rabbim sevdiği kullarını daha çok sınar. Başımıza bir şeyin gelmesi sınavdır altında. Mutlak bir hayır vardır. Bu başımıza gelenler için de sebep halk ediyor. Sebebi geçmiş atalarımızdan gelen olarak halk etmek o Rabbimin takdiridir. Ama bunun hesabını yarın sana ahirette sormayacak. Hesap günü ahirette tamam mı? Din günü ahirette. Biz dünyadakine hesapmış gibi düşünüyoruz. Arkadaşlar günahların karşılığının hesabının hepsini zerre misker iyiliğinde, zerre misker kötülüğünde karşını ahirette göreceğiz. Dolayısıyla herkes kendi yaptığının karşını görecek. Bize bir şey geldiğinde başımız ağrırsa, bir sorun yaşıyorsa o bir sebeptir. Bizim sınavımız için bir hastalık yaratmak istemiş, halk etmek istemiş Rabbimiz ona. Onu sebep kılmış, o Rabbimizin takdiri. Bize de şöyle diyor bu arada. Bütün hastalıkların tedavisini yarattım, tedavi olunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok net buyuruyor. Rabbimiz ölümle yaşılık hariç bütün hastalıkların şifasını yaratmıştır, tedavi olunuz. Yani çok net bir ibare, tedavi olunuz. Dolayısıyla biz sebepleri sarılarak şifa peşinde koşacağız. Bunda da asla ümitsiz olmayacağız. Çünkü ümitsizlik şeytandandır. Müslümana ümitsizlik yakışmaz. Allah var, gam yok. Devam edeceğiz ümitsizliğe. Elimizden ne gelirse biz de reddet uzmanımız. Gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar. Büyük bir keyifle çalışıyoruz hem de. Allah'ın izniyle Rabbim şifa bekleyen herkese şifasını nasip etsin. Ha bizi vesile kılmış hakimi. Önemli olan kimi vesile kılıyor. Rabbim şifayı bekleyen herkese şifasını versin. Nasip olunca hakiki sebebi de vesile kılar Rabbim şifayı inşallah. Diğer bir sebep mesela geçmiş atalarımızı çekmiyoruz. İşte iyi de peki bu alan esnasında işte açıldı, aile dizim açılıyor. Başkaları nasıl oynuyor abi, bu nasıl oluyor diyor. Çünkü hakikaten öyle bir şey ki aile dizimi, senin aile dizim açıldığında senin aile bireylerini, seni hiç tanımayan insanlar oynuyor. Ama bakıyorsun ki aynı böyle yani hatta aynı cümleleri kuruyor bazen diyorsun ki nasıl yani, yani bambaşka birisi oluyor. Bu nasıl oluyor? Bunun da mantığını kısaca anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Allah'ın izniyle... Biliyorsunuz Rabbimiz yarattığı hiçbir şey yok olmuyor şu an. Her daim yaratmıyor. Enerjiler de öyle. Elimizden, dilimizden çıkan bütün enerjiler, fiiller, bize gelen, giden negatif enerjiler, pozitif enerjiler. Hepsi kainatta var olmaya devam ediyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün enerjiler kainatta var olmaya devam ediyor. Doğru frekansla yakaladığında o enerjilere ulaşmak mümkün. İşte bir kişi seyahat eden enerjileri o frekansla yakaladığında aile dizimi böyle bir şeydir işte. Bu da aile dizimi uzmanının yapması gereken bir şey. Hani her şeyin bir ehli olmalı doğru mu? Aynı şuna benzer yani hiç cerrahta anlamayan birini atıp kalp ameliyatı olur musun? Olmasın. Her şeyin bir ehli vardır, eğitimi vardır, süreci vardır. Aile dizimde böyle bir şey yani hakikaten uzman ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. Yapıldığında çok etkilidir. Ona seyahat eden bütün enerjiler negatifleri ayrıştırılıp hani ait olduğu yere gidebilir ve bu üzerindeki etkiyi kaldırır. Birçok rahatsızlığın özellikle arkadaşlar işte iç sıkıntı, daralma, bereketsiz gibi sorunlarda çok ciddi faydaları olur Allah'ın izniyle ya da metafizik etkiler özellikle atalardan gelen metafizik etkiler varsa bu konularda da çok ciddi katkı sağlayabilir aile dizimi. Yani nasıl olduğunu da anladık herhalde. Oldukça basit bir çalışma çok etkili ama dediğimiz gibi her şey bir ehli olmalı. RDT ile de arkadaşlar yine bir şey söyleyeyim. Bu da acayip güçlü bir şey. RDT ile vekaten de çalışabiliyorsunuz. Mesela bebek 3 aylık, 5 aylık onları seans yapamazsınız değil mi? Ama annesiyle çalışıp
Ve beyin üzerindeki bütün travmaların şifasına vesile olabiliyorsunuz. Hatta Descartes'i tanımaya da gerek yok. Ama Descartes'in çalışmada izin almak gerekiyor. Bunu da anlatalım inşallah. Şimdi acaba var mı aramızda reddede değinip paylaşmak isteyen arkadaşımız? Canlı yayını almak isterim. Eğer varsa arkadaşlar, katılmak isteyenler varsa, burada gördüğüm isim var. Hemen mesela Nursel Hanım gördüm. Kabul ettim. Gelir mi bilmiyorum. Gelir inşallah. RDT seansı alıp canlı yayında paylaşmak isteyen arkadaşlarımız varsa buraya arkadaşlar katılabilirler. İstek gönderirlerse kabul ederim. Denk gelir, rast gelir. Hakikaten şu an kim bilmiyorum. Burada mesela bir isim var, tanımıyorum. Burada kim? Yasakalli diye bir şey. Kabul etmeye çalışayım. Bakalım gelecek mi? Çünkü bazen deneyimleri de edinmekte fayda var değil mi? Görelim. Kabul edersin inşallah arkadaşımız. İdrak kaçırmanın sebebi korku duygusudur. Yaşanmış korkular vardır Allah'ın izniyle. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Bu da mümkün. Bizde her şey açık. Ben 3 sene aldım ama görünen hiçbir fayda görmedim. Nedendir bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi çok ciddi metafizik etkiler oluyor bazen. Karşılaştık biz. Bazı kişilerde çok ender de olsa böyle gayret ettiğimiz, maalesef uzun çalışmalar yapmak zorunda kaldığımız vakalar elbette oluyor. Deminki bahsettiğim gibi. Önce açıyorsun. Bir de metafizik etkini biliyor musunuz? Bunu açmaya çalışırken bir yandan karıştırmaya çalışan bir etki olduğunu düşün. İşte orada biraz uğraşmak gerekiyor. Ama istatistik veri verebilirim arkadaşlar. %95 enerjisi muhteşem sonuçlar alıyoruz. Yani bu kadar güçlü. Ama biz o kimseyi de bırakmıyoruz. Elimizden geldiğince herkese de sonuna kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz inşallah. Sevgili arkadaşlar, şimdi birkaç duyuru yapacağım. Sorular geliyor. Benim randevularım full arkadaşlar. Çok yoğun bir programım var. Arkadaşlarım yakını biliyorlar. Şimdi bazen şöyledir. Eğitim veriyoruz. Reddete uzmanı yetiştirmek lazım. Çünkü reddete uzmanına çok ihtiyaç var. Mümkün değil. Geçmişte şöyleydi. Bir tek ben yapıyordum reddete yöntemini. Ve ben yaptığım sürede bir yıl sonrasında randevu veriyordu asistan hocam. Bir yıl sonra bekle ya, adamın acil durum var. Nasıl alacaksın? Kime gelme diyeceksin? O yüzden yetiştirmeye başladık. Hamdolsun çok da kaliteli, harika reddete uzmanlarımız yetişmeye başladı. O kadar iyi sonuçlara imza atıyorlar ki hem reddete uzmanları derneğinde hem de Zen Group International şirket merkezimizde faaliyet gösteren reddete uzmanlarımız hepsine zaten kontrol mekanizması orada da işliyor. Hepsinden Allah razı olsun. İnanılmaz sonuçlar alıyorlar. Ama yeter mi? İnsanlık çok düşünün arkadaşlar. Her mahallede iki tane reddete uzmanı olsa mahallenin ihtiyaçlarını ancak karşılar. Yetişmek lazım. Ona mecburen vakit ayırmak zorundayım. Ben çok yoğun tempo reddet uzmanlarımızın eğitimine vakit ayırmak zorundayım. Geçmişten uzun süre öncesinden randevu almış arkadaşlarım var. Randevu almış bekliyor birisini. Sen ne diyeceksin? Gelme diye misin? Gayret etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında faaliyette olduğumuz nefes çalışmalarımız, toplantılarımız, inlerimiz, birçok programımız, faaliyetlerimiz oldukça yoğun. Yani sabah erken başlayıp gece geç saatlere doğru gidiyoruz ve boşluğum yok. O yüzden hani bazı arkadaşlar ısrar ediyor ki hocam sizden randevu alalım. İşte bir de siz çalışsınız. Arkadaşlar RDT uzmanlarımız ben ne yapıyorsam yapabiliyorlar. RDT uzmanlığı eğitimini alırken de arkadaşlarım görmüşlerdir. Ne biliyorsak eksiksiz aktarmaya çalışıyoruz. Deneyimletmeye çalışıyoruz. Bazen tabii ki olabilir insanlık hali. RDT uzmanıyla danışan arasında uyumsuzluk olabilir. Fıtrat uyuşmazlığı diye bir şey vardır çünkü. Burada da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Olur başka hocamız olur. Olur insanız arkadaşlar, doğru mu? Herkes de muhteşem sonuçlar hemen çok isteriz. Şifayı veren Rabbim biz tüm samimiyetimizle RDT uzmanlarımızla beraber tüm samimiyetimize gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ve inanıyoruz. Ben hep bu hayalin peşinden koşuyorum. Bir gün Allah'ın izniyle bu ülkede özellikle hatta dünyada da inşallah sağlık harcamalarının %80'ini tasarruf edebilir hale geleceğiz. Çünkü hastalanmadan önce tedavi, yaşam alışkanlıkları, nefes koçluğunda gayret ediyoruz. Bu mücadele arkadaşlar. Aynı zamanda bütün hastalıklarında uzun süre tedavi edilemeyen süreçler, hastalık hastane süreçlerini RDT ile yaptığınızda tedavi vücut öyle bir hız şifa cevap veriyor ki şifaya o kadar hızlı ki birçok masraftan kurtulur. Allah'ın izniyle. Gayret tabii çok kaliteli reddet uzmanlarımızın yetişmesi ve son derece kalpten inanarak hep birlikte gayret ediyoruz. Bunun için de değerli arkadaşlar yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi de şu. Bunu burada açıklayayım inşallah. Allah nasip ederse 21, 22, 23 Ekim tarihinde çok yakınlaştı. Didim'de bir kamp yapacağız. Bu kampımız nefes kampı. Ama öyle bir nefes kampı ki çok heyecanlıyım. Günlerdir kafam orada. Çünkü acayip odaklandım oraya. Niçin çok odaklandım kampa? Arkadaşlar şimdi yüzlerce arkadaşımız geliyor kampa. Tüm dönemde bütün reddet uzmanlarımızla hep birlikte gelen bütün danışanlarımızla 3 gün dolu dolu nefes çalışıp zihinsel, fiziksel, ruhsal bir arınma sağlayalım nefeslerle.
zihindeki kodları birçok meditatif çalışmayla, aile dizimi orada yapacağız. Zaten sizlik aile dizimi büyüklerine, psikoterapi çalışmalarıyla dört dörtlük bir kamp yapalım. Bu kampa gelen arkadaşlarımızın hepsinde bir vites atma olsun istiyoruz. Bizi bir tanısınlar, hayatlarına yön vermeyi öğrensinler. Çünkü asıl mesele şu, ömür boyu bana muhtaç olmamalısın. Ömür boyu birine muhtaç olmamalısın. Yaşamak, Allah-u Teala bizi yaşamak için yaratmış. Yaşamak bu kadar zor olmamalı. Yaşanılan sıkıntıları aşmayı öğrendiğinde, sen kendi başına daha güçlü level atladığında sorunları çözmek daha kolay hale gelsin istiyoruz. Güçlen istiyoruz. O yüzden de 21, 22, 23 Kasım 3 gün dolu dolu nefes, psikoterapi, aile dizimi, meditatif çalışmalar, hatta yeni mezun nefes koçlarımızla sertifikalarını orada herkesin huzurunda sahnede vermek istiyoruz. Çok eğlenceli. Bugüne kadar katılan herkesimizin yani ne kadar güzel 3 gün geçirdik dedikleri kampın bir yenisini yeni rekorlarla en iyi şekilde icra etmek istiyoruz. Şimdi bu kampa katılım herkese açık. Herkese açık. Dileyen herkes katılabilir. Tek bir şey var sadece katılımla alakalı. Herkes kendi konaklamasını diyor. Bu kadar. Onu da biz otelle anlaştık. Otelin, bu duyurayım. Yani bizde gizli saklı yok. Otelin normal arkadaşlar 3 gün girdiğinizde bulabilirsiniz. Didim Marim Otel. 21-22-23 Ekim tarihlerinde kamp olacağız. Marim Otel. Yeni yapılmış bir otel. Hakikaten salonu her şey bize. Yani kalan herkesin çok mutlu olduğu, çok geri bildirim, güzel bildirimler. Otelin reklamını yapmış oluyoruz ama en nihayetinde biz iyi yerlere gidelim. Bütün arkadaşlarımız öyle istiyoruz. Normal konaklama fiyatı 4000 lira civarında çıkıyor. Biz tabii toplu bir şekilde organizasyon yaptığımız için şu an 1500 liraya, onda çok az kaldı ama yani normal fiyat 1800 liraya gelecek herhalde. 1800 liraya yani konaklama fiyatına arkadaşlar her şeye katılabilir herkes. Tek istediğimiz bu. Niye biz bunlarla uğraşıyoruz? Ben adanmışlığı seviyorum. Kendimi bildim bileli böyleydi. Bakınız askeri pentatlon yaptık. Dünya şampiyonu olacağız diye koştuk. Atletizme başladım ben. Kuleli asker sesi ilk yılım. Atletizme başladım. Biz de Türkiye şampiyonu olmamız lazım. 4 sene Türkiye şampiyonu olduk. Başladığımız zaman daha önce Türkiye şampiyonluğu yoktu Kuleli'de. Havar Karar Okulu'nda okurken üniversitelerle yarışında 4 kez Türkiye şampiyonluk takımı olarak. Defalarca bir takım. Bir şey yapıyorsak iyi yapmalıyız. O zaman çünkü adandığında, büyük hedeflerin olduğunda sabah zımba gibi kalkarsın. Ben adanmışlığı seviyorum. Ben RDT ile dünyanın nefes çalışmalarıyla, RDT ile yaptığımız faaliyetlerle dünyanın yaşam alışkanlıklarını değiştirmeyi hedef edindim kendime. Bu beni çok mutlu kılıyor. Sonuçları da görüyoruz. İşte insanlar niye talep ettiklerini görüyoruz. RDT uzmanlığı eğitimimiz arkadaşlar 134 kişi kaydoldu yeni dönem. Şimdi bu arkadaşlarımız niye kaydoldular? RDT'yi deneyimlediler, gördüler. Çünkü boşuna kaydolmadılar. Ve bizim için de bu. Hepsi inşallah harika birer RDT uzmanı olsunlar. Daha önceden biliyorsunuz mezun ettiğimiz 130 arkadaşımız var. Onlara da başarılar diliyoruz. Harika çalışmalar devam ediyor. Her birinden Allah razı olsun. Müsait olan, hatta zorlamanızı tavsiye ederim. Kampta inşallah görüşmek üzere. Çok az kaldı. 21, 22, 23 Ekim tarihinde kampta olacağız. Sizin şu an canlı yayın izlediğiniz Instagram kanallarından DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar her türlü bilgiye. Asistan arkadaşlarım size yardımcı olacaklardır. Kampla ilgili faaliyetleri yine mesela birçoğunuz tanışıyoruzdur. Belki Telegram gruplarında nefesle tanıştık. Oralarda Telegram gruplarına yeterli bilgiler atıldı. İnşallah her yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendi sorunumuz var. Ben RDT almak istiyorum. RDT almak için de yine burada DM'lerden ulaşabilirsiniz. Hocalarım muhteşem. Bakın çöl ya. Ben bir vaka 3 seans çalışarak çölyağa vesile olmuştum. Tek seansta çölyağa vesile olan hocamız var. Yani hakikaten ne yapıyorsak fazlasını yapan, emek harcayan hocalarım ve onlara güveniyoruz. Harika sonuçlar alıyorlar zaten. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim herkesin ilmini arttırsın. Bu yolda hep birlikte omuz omuza inşallah insanlar katkı sağlar. Yarın öleceğiz arkadaşlar. Yarın öleceğiz yani. Doğru mu? Gerçek hayat burada değil. Gerçek hayat ahirette. Ahirette iki tane seçenek var arkadaşlar. Ama onu burada karar veriyorsun. Ya sonsuz saadet ya sonsuz hüsran. Yani ya cenneti ya cehennemi. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Ve ona buradayken yani dünyadayken cennette cehennemde dünyada. Çünkü ne üzere ölürsek o üzere ne üzere yaşarsak o üzere öleceğiz. Ne üzere ölürsek o üzere haşır olacağız. Dünyadayken cennette yaşamaya başlarsak ahirette de biiznillah Rabbim cennetine koyar rahmetiyle inşallah. Bakın iki tane seçenek. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu dünyada yaptığımız şeylerin hep ahirete bakan yüzü olması gerektiğine inanıyoruz. Yani para peşinde koşmanın bir hükmü yok arkadaşlar. Şunu gördüm ben. Zaten işini iyi yapanların para sıkıntısı olmuyor. Hakikaten işini iyi yapan insanlar hep görmüşümdür. Gayret eden insanların para sıkıntısı olmuyor. Hepimiz de işimizi iyi yapalım Allah'ın izniyle. Dolayısıyla para sıkıntısı zaten olmayacak. Olmuyor da elhamdülillah. Yani zengin, bizim ismimiz zengin grup ya. Herkes diyor ki parasal zenginlik. Dünyanın en zengin insanı en iyi beslenendir. Yazısından esinlenerek konuştum. Zenginlik para ihtiyaç duymamaktır. Para peşinde koşmaya gerek kalmadı. İşini yapıyorsun, işinden haz alıyorsun, mutlusun, ailenle mutlusun. Zenginsin elhamdülillah.
Bundan hala zengin değil. Tabii böyle olunca para sıkıntı olmaz. Çünkü işini yapınca hakkını verirsin. Yine Rabbimiz diyor ki çalıştığının karşılığı mutlaka verilecektir. Muhakkak ki hak ettiğin var diyor. O yüzden Rabbim zaten veriyor. Hiç şüphe duymuyoruz. Rızık garanti altında. O yüzden de gelip bütün arkadaşlarımızla beraber hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü işin doğası bu. Bu dünyadaki sınavımız bu. Ahireti gözeterek dünyada insanlara hizmet etmeye çalışalım. Bir kişinin sıkıntısını gidersek dünyada yarın da öyle buyuruyor Rabbimiz. Yarın da ahirette işte mahşer günü sıkıntılarından birini giderir. Mahşer günü çok sıkıntımız olacağına göre dünyadaki o sıkıntıların giderilmesi için bir kişinin sıkıntısını gidermeye gayret edelim. Bir kişinin daha, yani anlatabiliyor muyum? Bu çok bir keyifli bir mücadele. Gerçek hazzı da burada alıyorsun. Gerçek mutluluğu burada alıyorsun. Birinin o yüzündeki tebessümü görmenin verdiği mutluluk var ya. Mesela bugün sabah bu 21 günlük çalışmalarımızın işte son bir dersini yaptık. Yani ne kadar güzel bir şey. Hala şu an tüylerim diken diken oluyor. Arkadaşlarımızın paylaştığı sonuçları duydukça. Rabbime ne kadar hamd etsem az. Biz bırakın o akış nasibi. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Onları duymak, bunları görmek o kadar mutluluk verici ki. Rabbim arkadaşlar cümlemize nasip eylesin inşallah. Sevgili arkadaşlar, yavaş yavaş da artık programı toplayalım. Size hani buradan genelde hep sorular, direktlerini önce REDT diye herkese bir tavsiyemizi net bir şekilde ortaya koyalım. Çünkü REDT ile REDT uzmanı arkadaşım zaten sorunların çözümünün peşinde ciddi manada koşar. REDT uzmanlarımızı biz mezun bırakmıyoruz. Hala eğitimlere devam ediyoruz, sürekli güncellemelere devam ediyoruz. Elimizden geldiğince maksimum kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. Kaliteyi korumak adına birçok çalışmamız var. REDT Uzmanları Derneği bünyesinde denetim kurulumuz var. Elimizden geldiğince kaliteyi sağlamak için gayret ediyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır, inanıyoruz. Çok güzel de sonuçlar geliyor Allah'ın izniyle. REDT uzmanımız derse ki aile izni gerekli bu durum için. O zaman evet aile izni açmak gerekir. Çünkü o görür nereden geldiğini, enerjinin ne yapılması gerektiğini. REDT uzmanlarımız bu konuda daha iyi yönlendirme yaparlar. Çok daha sağlıklı bir süreç olur. Kimse beklemeden en güzel sürede herkes bir şifaya ulaşsın inşallah değerli arkadaşlar. Tabii nefes çalışmaları da çok değerli. Bunun da altını çizmek lazım. Çünkü doğru nefes aldığın zaman beyinde düşünce kalıpları değişmeye başlıyor. Beyne yeterli oksijen gidince sakinleşiyorsun. Doğru şeyleri görüyorsun. Sakinleşmek zaten şifanın belirtisidir. Çünkü sakinleştiğinde kasların gevşer, kan dolaşımı da rahatlar. Bir organın iyi çalışması için o organın kanlanması lazım. Dolayısıyla nefes de hayatımızda olmalı. Eğer nefes sorunları yaşıyorsak mutlaka nefes egzersizlerine katılmayı şiddetle tavsiye ediyoruz. En güzel inşallah kampta görüşelim arkadaşlar. Böyle bir fırsat zor gelir. Böyle 3 günlük dolu dolu bir kamp araştırın lütfen. Hani belki de şu ana kadar yılın en büyük, en iyi etkinliğini icra edeceğiz Allah nasip ederse. Hakikaten heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum kendimi. Rabbim lütfederse, ömrümüz yeterse 21-22'sine çıkarsak yarına çıkacağımız belli değil ya mutlaka Rabbimden dileğim inşallah çıkarsın o günü. Çok iyi hissediyorum. Allah izin verirse Rabbimin lütfuyla muhteşem bir kamp icra edeceğiz hep beraber. Yani böyle bir insanın kendini kendine yapabileceği en iyi yatırımlardan bir tanesi. Mümkün olduğu kadar çok kişiye fayda sağlamak istiyoruz. Hep birlikte, bütün hocalarımla beraber. Yalnız değilim, birçok nefes koçumuz, REDT uzmanımızla birlikte ailecek herkesle beraber yine aile ortamında keyifli bir etkinlik olsun istiyoruz. Orada inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Hakkınızı helal ediniz. Görüyorum bir sürü akıyor sorular. Bütün soruları cevaplama okuma şansım yok. Hakkınızı helal ediniz arkadaşlar. Mümkün mertebe genel manada cevaplar vermeye çalıştım. Umarım yerini bulmuştur. Hastalık ne olursa olsun arkadaşlar. Tedavisi mümkündür ve bütün hastalıklar çalışılabilir. Çalışmaya devam ediniz. Bireysel işte DM'lerden ulaşıp destek alabilirsiniz. Herkese hayırlı geceler deyip müsaadenizi istiyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı geceler arkadaşlar.